Arkadaşlar merhaba, kanalımızın artık katıl butonu aktif. Kanala katılarak ayrıcalıklardan faydalanabilir, etkinliklere katılım sağlayabilirsiniz. İlk 10 üye için 10 adet farklı sürprizim var. Katılımlarınızı bekliyorum. İyi günler, videoya geçelim. Hadi. Merhaba arkadaşlar, bugün soru cevap videosuyla karşınızdayım. Birçoğunuz beni tanıyor, birçoğunuzsa dışarıdan geldiniz. Sokamazsın videolarının oluşturduğu imelemen neydi? Pardon. Merhaba arkadaşlar, soru cevap videosuyla karşınızdayım. Birçoğunuz beni tanıyor, çoğunuzsa tanımıyor. Sokamazsın videolarından görerek benim kanalıma geldiniz. Beni tanımaya başlıyorsunuz. Benim adım Alper, Alper Buran. Birçoğunuz Alp Kenanoğlu veya Alper Kenanoğlu olarak tanıyor. Birçoğunuz da lakaplarımla Mantıcı Alper, Playboy Alper, Cacık Alper. Bir diğeri de Instagram nickimden dolayı 80 Rock. Şimdi sorularınıza geçeceğiz. Sorularınızın arasında normal sorular ve acayip, garip, değişik sorular var. Bunlardan bir seçmeceler yapacağım. Hepsini sizler için okuyup cevaplayacağım. Şimdi isterseniz sorulara geçelim. Birinci soru. Ülgen Arapsız Ova'dan gelmiş. Yeni kanal açmaktaki amacınız nedir? Bu yeni kanalın ve yeni içeriklerin motivasyon kaynağı nedir? Yeni bir kanal açmamın sebebi nüktedanlardaki düşük potansiyel. Biliyorsunuz ki yıllardır nüktedanlarla bir şeyler yapıyordum. Nüktedanlar ekibinin içindeydim. Nüktedanlar öne çıktığı zamanlar ben de nüktedanlar ekibinde öne çıkan bir insandım. Süreklilik haline gelmedi. Bir takım olaylar oldu. Ben son bir yıl içerisinde tekrar nüktedanlarla bireysel olarak ilgilenmeyi düşündüm. Ama bu şekilde bir yol kat edemedim. Sonrasında kendime bir motivasyon oluşturdum. Bunu kendim yapmalıyım, artık bir olmalıyım ve kendi başıma bir şeyler yapabileceğimi düşündüm, yapabileceğime inandım. Bu yolda kendi kanalımı açtım ve sokamazsın videolarıyla güzel bir çıkış yakaladım. Sailor Moon yazmış, neden sokamazsın demiş. Sokamazsın neden? Biliyorsunuz ki YouTube'da soramazsın diye bir reality show var. Bu soramazsın da toplum içinde aykırı görülen insanlar kamera karşısına çıkartılıyor. Ve takipçilerin sorduğu, prodüksiyonun sorduğu aykırı sorular o insanlara yöneltiliyor. Ve o aykırı insanların o aykırı soruları cevaplaması insanların hoşuna gidiyor. Ben bunu toplumda içimizde olan insanlarda yapmak istedim. Görmüş olduğunuz üzere birinci bölümde TikToker aldım, ikinci bölümde Motovlogger aldım. Böyle devam ettim. Bunun amacı neydi? Toplum içinde aramızda olan bu insanların kirli çamaşırlarını ortaya çıkarmak. Zaten sorularda da gördüğünüz üzere, verilen cevaplara gördüğünüz üzere bunu da gayet başarılı bir şekilde yaptığımı düşünüyorum. Bunlar soramazsın diyorlar, soramayacağımızı düşündükleri soruları soruyorlar. Bizlerse sokamazsınız diyerek o insanlara, o konu başlıklarındaki karakterlere sokuyoruz. Half-Life sormuş. Mantı videosu atacak mısın? Tekrardan mantı videosu gelecek mi demiş. Mantı videoları biliyorsunuz ki nükledanlarla özdeşleşmiş videolar ve o videoların kameramanlığını, editörlüğünü, yönetmenliğini, her şeyini Abdüselam Bezirgen yapıyor. Ben Abdüselam'ın kamerasının karşısındayken o moda giriyorum. O modda güzel şeyler yapabiliyorum. Ben kendi başıma öyle içerikler çıkartamıyorum. Çıkartabiliyorum fakat o havayı, o tadı yaratamıyorum. İlla ki mantı videoları gelecek. Mantının biri çekildi, ikincisi çekildi. Üçüncüsü Abdüselam vatana döndüğünde çekilecek. Biliyorsunuz ki Abdüselam Kanada'da. İnsansız Google hesabı sormuş. Kimsin, nesin, neyin nesisin, kendini tanıt biraz diye sorardım demiş. Kim neyim, adım Alper, soyadım Buran. 22 yaşındayım, kuyumculukla ilgili bir meslek. İşim bu, radyo televizyon mezunuyum. Bu kadar. Lisede makine okudum. Meslek lisesinde. Ben buyum. Uğur Deniz Topuz sormuş. Ne okudun, hayallerin neler, bu ortamda olmasaydın nerede olurdun demiş. Hayalim şu YouTube ortamında güzel bir imelenme yakalamak, bir yükseliş yapmak, bunu da gayet güzel, gayet doğal, gayet orijinal içeriklerle yapmak. Bu ortamda olmasaydım nerede olurdum? İşimde gücümde olurdum. Zaten işimde gücümdeyim. Bu YouTube benim için çok ekstra bir şey.
Yani haftanın 6 günü çalışıyorum ve sadece akşamlarım müsait. Ayrıyetten pazar günüm. Böyle olmasına rağmen haftada 2 video, 3 video yetiştirmeye çalışıyorum. Durum bu halde. LOL montaj sormuş. Nüktedanlara neden video gelmiyor demiş. Nüktedanlara neden video gelmiyor? Çünkü nüktedanlarda video çekecek insan yok, kalmadı. Kanalı sahiplenen insanlar var ama hiçbir şey yapmıyorlar. Kanalın asıl sahibi Abdüselam Bezirgan ise Kanada'da bir yaşamı var, bir hayatı var. İşine gücüne bakıyor. Çok yoğun bir tempoyla işte çalışıyor. O yüzden YouTube'a tek başına bir şeyler çıkartamıyor. Bizlerin bir şey yapması lazım. Bizlerden de çıkmadığı için nüktedanlara pek video gelmiyor. Fıstık Pek sormuş. Hayat Okulu serisine devam edecek misin ya da podcast tarzı şeyler yapacak mısın? Seni dinlemek keyifli oluyor. Hayat Okulu'nu biliyorsunuz ki 7 bölüm çektikten sonra final yaptım. Şu an YouTube'da o videolar yok. Spotify'da ise 3 bölüm olarak podcast var. Hayat Okulu'na devam etmek istiyorum. Fakat bunu tek başıma yapmayı beceremiyorum. Bir kameramana ihtiyacım var, bir editöre ihtiyacım var. Hayat Okulu'nu tek başıma çekmek biraz zor oluyor. 7 bölüm kalite kokuyordu. Tek başıma o videoları çekerek aynı kaliteyi yakalayamayacağımı düşünüyorum. O yüzden Hayat Okulu'na yeni bölümler gelmiyor. Yeni sezon hala yayınlanmadı. Metehan Arslan sormuş, evcil hayvanın var mı demiş. Bir tane şivavam var. 6 yaşında. Dişi. Bir tek evcil hayvanım o. Samet Samedov adam mısınız demiş. Gayet de adamım, kişilikli bir insanım. Adam olmaktan memnunum. Metan Arslan ne tarz içerikler gelecek demiş. Gördüğünüz üzere şu an Sokamazsın var. Ayrıyetten birkaç vlog videosu var. Sokamazsın serisi durmaksızın devam edecek. Onun dışında yine Sokamazsın gibi reality programlar olacak. Ayrıyetten kısa filmler, skeçler onlar da gelecek. Süleyman Kaya sormuş, amacınız nedir? Ya da bu kanalın konsepti ne şekilde olacak? Nüktedanlardan farkı ne olacak demiş. Nüktedanlardan farkı, nüktedanlarda argo, küfür, cinsellik ve bunlar baskın bir şekilde vardı. Ayrıyetten sürekli bir eleştiri durumu vardı. Bizde de eleştiri var. Bizde diğer fark edilen durumsa küfür, şiddet, argo ve cinselliğin olabildiğince minimum derecede olması. Nüktedanlar biliyorsunuz ki 200 bin aboneye kadar yükseldi. 200 binden üstüne gidemedi. 200 bine kadar yükselirken nüktedanların sadece Sony Handycam'i vardı. Bir el kamerası vardı. Onun dışında hiçbir ekipmanı yok. Nüktedanlar öyle oralara geldi. Nüktedanlar oraya gelirken sponsorları olabilirdi, reklamları olabilirdi, ürün yerleştirmeleri olabilirdi. Ama nüktedanların o eleştirisel durumu, hükümeti eleştirmesi, toplumsal olayları eleştirmesi, küfür, cinsellik, şiddet, argo bunların baskın bir şekilde oluşu nüktedanların kapılarını kapattı. 2018'de davet edildiği yılbaşı partisine bile bir daha davet edilmedi. Etkinliklere bir daha davet almadı. Bizse nüktedanlara karşın genele hitap eden yine kaliteli içerikler çıkaran bir kanal olmayı hedefliyoruz. Bizde de yine nüktedanlara benzer içerikler olacak. Eleştirel içerikler olacak. Ama hepsi tadında tuzunda olacak. Crazy Nurima sormuş. Senin ses tonunda konuşmak için kaç tane dünya savaşı görmek gerekir? Dünya savaşı falan görmen gerekmez. Kitap okuman gerekir. Türkçe'ye değer vermen gerekir. Aklının başında olması gerekir. Merkin Kayalı sormuş, Discord zirvesi yapar mıyız reis demiş. Biliyorsunuz ki bir Discord kanalımız var ve bu Discord kanalı son zamanlarda pek aktif değil. Discord üyeleriyle birlikte İstanbul'da bir buluşma düzenlemeyi Discord kanalını ilk açtığım andan beridir istiyorum. Discord kanalın bağlantısını açıklamaya ve yoruma ekleyeceğim. Siz de kanala giriş yaparak bu etkinliklerden, bu olaylardan haberdar olabilirsiniz. Hazreti Yibo tatlı ses sormuş. Hazreti Muhammed ne zaman gelecek yazmış. Öyle bir şey olmayacak, öyle bir şey çekilmeyecek. Değerlere el uzatmıyoruz, değerlere leke sürmüyoruz.
Mesela Sokamaz'ın her bölümü yayınlandığında işte Hz. Muhammed gelecek mi, Allah gelecek mi? Bu tür yorumlarla karşılaşıyoruz. Bunları hiç tasvip etmiyorum. Bu yorumları görmek istemiyorum. Bu tür şeyler gelmeyecek. Meten Arslan yine sormuş. Deist misin, ateist misin, Türk müsün demiş. Evet, Türk'üm. Deist ya da ateist değilim. Elhamdülillah Müslümanım. Çok fazla soruyla sizleri boğmak istemiyorum. Umarım merak ettiklerinizi cevaplamışımdır. Sizleri seviyorum. Videolar gelmeye devam edecek. Devamının sürekli hale gelmesini istiyorsanız lütfen abone olun, yorum yapın. Olumlu ya da olumsuz eleştirilerinizi, değerlendirmelerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Videoyu beğenmeyi ya da beğenmemeyi unutmayın. Videoyu beğenin, videoya abone olun, videoya güzel yorum atın demiyorum. Yapmanız gerekenleri yapın. Olumlu veya olumsuz yorum atın, like atın. Hoşunuza gidiyorsa abone olun. Sizleri seviyorum. Sizlerle daha çok görüşeceğiz. Sağlıcakla kalın.